Şimdi Gaziantep'te bir deprem suçları soruşturma bürosu açıldı. Depremden hemen sonra. Bu açılan soruşturma bürosu yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 3 tane iddianame düzenleyip kamu davası açtı. Bunların bir tanesi bildiğiniz üzere Ayşe Mehmet Polat sitesi, bir tanesi Emre Apartmanı, diğeri de Pamukkale sitesi. Tabii burada şöyle bir ayrıma gidildi. Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalar tefrik edildi. Çünkü onların soruşturma aşaması normal kişilerden biraz farklı. Bağlı bulunduğu yerlerin bir soruşturma izni vermesi gerekiyor. Bu yüzden usul ekonomisi ilkesi gereğince de savcımız dosyaları tefrik etti ve müteahhitlerle ilgili olan kısımların davasını açtı. Buna ilgili Emre Apartmanı'nın yargılaması devam ediyor, Ayşe Polat sitesinin yargılaması devam ediyor ve Pamukkale sitesinin yargılaması devam ediyor. Ayşe Polat sitesinde bir tutuklu kişi var, Emre Apartmanı'nda iki tutuklu ve Pamukkale sitesinde iki tutuklu var. Bununla ilgili bir bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporunda hem üniversiteden birçok akademisyen hem de birçok farklı alanında uzman bilirkişiler bir rapor düzenlediler. Düzenlenen raporda birçok aksaklıktan bahsedilmekte. Yani 96-97 yıllarında yapılan bir binanın o dönemin koşullarına göre yapılması gereken birçok usulsüzlüğü yaparak binanın yıkımına sebebiyet verdiği açıkça yazılmış bir durumda. Bunların her birisi zaten bilirkişi raporunda detaylıca açıklanmış. Bununla ilgili bir tutuklu müteahhit var. Kendi müteahhitin de tabii savunması o dönemin koşullarına göre biz yapabildiğimizin en iyisini yaptık şeklinde. Tabii dosyada 134 vefat eden kişi var. Bunların her birinin ikişer, üçer yakını var. Dosya kalabalık bir dosya. Birçok müşteki ve katılan olacaktır. Onların her birinin beyanı alınacaktır. Dosyanın ilk duruşması yapıldı. İlk duruşması bittikten sonra kusur tespitine yönelik bir bilirkişi raporu istendi. Burada müteahhitin, mimarın, şantiye şefinin ve bunun kamu boyutunun yani idare görevlilerinin kusur tespitleri yapılıp buna göre bir değerlendirme yapılacak. Düzenlenen iddianamelerde 2012 tarihli bir Yargıtay kararı mevcut. Bu Yargıtay kararında müteahhitin, yüklenicinin ve diğer ilgililerin suç vasfının bilinçli taksir olduğuna yönelik bir düzenleme yapılmış. Emsal karar olarak. Fakat burada şöyle bir durum var. O emsal karar o dönemin olayına ilişkin bir karar. Yani o emsal kararı tüm somut olaylara uyarlamak bizce hukuka aykırı. Bununla ilgili olarak uluslararası hukukta ve 2005 öncesinde Türkiye'nin yüksek derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar da var. Olası kast olduğuna dair. Şimdi olası kast nedir? Diyelim ki bir müteahhit birçok eksikliği göz göre göre yapıyorsa ve düşüncesinde olursa olsun şeklinde bir düşünce varsa burada olası kastın varlığından söz ederiz. Olası kastın varlığı halinde de şu anda düzenlenen iddianamelerde iki kişi de vefat etse, 1.000 kişi de vefat etse suçun üst sınırı 22 yıl 6 ay hapis cezası. Çünkü kanunun maddesi açık. Fakat olası kast olma durumunda 43. madde dediğimiz zincirleme suç hükümleri söz konusu olur ve bu cezanın üst sınırı tahmin edemeyeceğimiz noktalara gelir ve daha caydırıcı olur. Şimdi tüm incelemeleri yaptıktan sonra suç vasfı olası kast mıdır, bilinçli taksir midir diye bir detaylandırmaya gitmek gerekir. Ancak düzenlenen iddianamelerde şunu görüyoruz. Olası kastın varlığından hiç tartışılmadan direkt olarak bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçu isnadıyla yargılamalar başlıyor. Biz bunun yargılama aşamasında en azından sanıklara ek savunma hakkı verilerek suçun olası kast olma ihtimaline binaen de bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun bu şekilde olması daha hukuka uygun olacak diye düşünüyoruz.
kaç tane enkaz var? 3 tane enkaz var aslında. Albumda da detaylar var. Sus kalk var. İstersen ekleyebilirsin. Görüntüyü ek atabilirsin. Kısa bir şey zaten. Biliyoruz mu bunu? Yasın.